Efendim bizim bir arkadaşımız zor bir durumda kalıyor. Bir şekilde yakalanıyor. Ve çeşitli beyaz yalanlarla, çeşitli yalanlarla yakalandığı durumdan kurtulmaya çalışıyor. Bakalım becerebiliyor mu? Bu çalışma sırasında başına neler geliyor? İzleyelim efendim. Buyurun. Gerçekten çok ama çok üzgünüm ya. Böyle elimle kolumla matematik anlatayım derken vişne suyunu döküverdim üstüne. Of. Sağlık olsun ya, ne olacak. Yolda gelirken yalnız arkadaşların yaptığı şakalar çok hoş olmadı ama olsun, sıkıntı yok yani. Kusura bakma ama bak elim hemen şurası. İki dakikada onları çıkarırım ben. Hemen elimle yıkayıveririm ya, makineye atıp hemen tertemiz gel. Aman gel. Yok, hiç zahmet etme. Gerek yok öyle bir şeye. Vallahi gerek yok. Ya ne zahmeti, sen benim yüzümden oldu. Ne olur bak içim rahat etmez. Hadi gel gel, hemen şurası ya. Ya zahmet olacak. İki dakikada yıkayıveririz. Gel gel. Ana! Evet ana, yeterin pembe panjurunun karşısındayım şu anda. Ellerim ayaklarım sinirden titriyor. Bakalım kardeşim üniversite ayağına ayrı eve çıktı ama evde ayrı organizmalar yaşıyor mu? Bakalım ne karagöz hacivat oyunu oynuyorlar onlar. Ali Cengiz mi o ya? Tamam, eğer evde başka bir erkek bulursam anam, ben o Ali'yi de Cengiz'i de tanımam. Tamam, hürmetler anam. Yeter! Yeter! Kız niye açmıyor kapıyı? Lan evde biri mi var yoksa? Bak aldı mı beni bir şüphe? Yeter! Ama yeter bari şey, eşyalarımı falan ver. Ben böyle nereye gireyim? Kusura bakma, veremem. Çoktan makineye attım içe. Abim vallahi öldürür bizi. Balkona iyi yakıştı sana. Hava alırsın. Bak havadar havadar. Çok güzel. Hadi ama abi. Şey, hadi kal sağlıcakla. Hadi canım. Bir dakika. Borno sıkıştı. Yeter. Yeter. Bornosu atsana. Aç aç. Borno sıkıştı. Yeter. Kurban olayım ya. Ulan böyle ne yapacağım ben burada? Lan! Lan sen ne yapıyorsun? Sen oradan içeri gireceksin de sen orada hırsızlık mı yapacaksın lan? Sen hırsız mısın? İçeri mi gireceksin lan sen? Ne demek, ne biçim laflar bunlar? Hırsız mırsız içeri girip terbiyesize bak. İnsanları böyle tanımadan etmeden yargılamak ne kadar kötü bir şey, ayıp. Ya öyle bir şey yok. Nerede çıkarıyorsun onu? Özür dilerim. Bornoz neden? Neden? Pişik? Çok, çok pişik. Çok fena pişik var ama nasıl kötü bir şey, Allah kimseye göstermesin. Tabi tabi pişik. Siz ne yapıyordunuz orada öyle o şekil? Burada ne yapıyorum ben? Ne yapacağım? Camları temizliyorum. Leş gibi camlar var. Bu camların hali ne? Ne kadar pasaklı kötü bir mahallesiniz siz? Ha siz belediyeden geliyorsunuz. Allah razı olsun, belediyeden geliyorum ben. Belediyeden geliyorum. Ben şeyim, belediyenin camlardan sorumlu müdürüyüm, evet. Denetime geldim. Sayın camlardan sorumlu müdürüm, ben gerçekten ben sizi hatırlayamadım, tanıyamadım. Kusuruma bakmayın. Mesela ben camlarımı her gün silerim. Ben pırıl pırıl. Bravo. İşte bütün vatandaşlarımız keşke sizin gibi duyarlı olsa. Ama nerede? Nerede? Evet. Oldu, hadi sen kaçıyorsun o zaman. Evet. Hadi sen git. Tabii. Ben o zaman... Buyurun içeri geçelim. Bir çayımı içeyim lütfen müdürüm. Buyurun. Geçelim, geçelim. Buyurun. İşte geçemiyoruz ki. Ne oldu? Ne oldu? Hat size bak. Ne demek ki? Koskoca belediyenin camlardan şey neydi lan o? Camlardan sorumlu müdür. Ha, o çayın ayağına mı gidecek? Çayı ayağına gelecek onun. Özür dilerim. Ha. O zaman ben gideyim yeni taze bir çay demleyeyim. Hem de karbonatsız, hemen getiriyorum. Hadi hadi hadi. Ulan havada soğuk, açıktaki yerlerim üşüyor. Yeter. Yeter kurban olayım. Şu bornozu kurtarayım bari. Yeter. Aç aç. Aç aç kurban olayım. Aç. Yeter aç. Kız aç, aç, aç. Ne bağırıyorsun çocuğum aç aç diye? Ne bağırıyorsun? Yoksa sen içeriden mi çıktın? Yoksa ahlaksızlık mı? Anam, illegal cima var dostlar. Yok. Seni şikayet ederim yavrum. Ya teyze ne bağırıyorsun? Yok mu illegal cima mima falan? Benim öyle cinsellikle işim olmaz. Nasıl olmaz yavrum? Aç, aç, aç diye ben mi bağırıyorum? Sen bağırıyorsun yavrum. Bu kılık kıyafetin ne üstelik? Ya aç, aç. Açım ben, aç. Çok açım. Ya. O yüzden... Çok fena durumdayım. Benim ne yiyecek yiyeceğim var, ne giyecek giyeceğim var. Sokakta kaldım ben. Lan.
Ne yapıyorsunuz lan kardeşimin penceresinin önünde? Lan oğlum sapık mısın? Yakarım ulan burayı! Yakarım ulan burayı! Kimsin lan sen? Çocuk bağırmasana! Bağırmasana yavrum! Allah Allah! Çocuk açmış, açıktaymış, yakayamam, evi de yokmuş. Homeless. Homeless. Bir liranız var mı abi? Karşıya geçeceğim. Evet, müdürüm. Buyurun, çayınız geldi. Bir dakika. Müdürüm diyor homeless. Ben fena akıllandım. Yemin ederim bak fena akıllandım. Arkadaşım sinir sahibi insanım ben. Benim bacımın kapısının önünde nar... Lan sen içeriden mi çıktın lan? Yoksa. Çocuk bana evsizim dedi ya. Bana da camlardan sorumlu müdürüm dedi. Evet. Müdürüydüm. Müdür ama birisi beni camına taş atmakla suçladı. İşimden oldum ben. Adam dedi ki işte dedi ki Hüseyin dedi benim dedi camıma taş attı dedi. Kırıldı o yüzden öyle. Demek ki adamın camına tak ettiyse o şey oldu. Ondan sonra da ben işsiz kalınca sokaklara düştüm. Böyle işte perişan bir hale geldim ben. Bence iyi bağladım. Vah yavrum be. Yazık ya. Yazık. Kusura bakma kardeş. Çünkü ben gerçekten seni sapık zannettim. Eğer sapık olsaydın seni böyle lime lime kesmek zorunda kalacaktım. Çünkü ben sinir sahibi bir insanım. Çeç. Sağ ol. Evet şey istersen gerçekten benim yalanım yok. Belediye başkanına sorabilirsin. Vallahi tesadüf. Tesadüfünde böylesi. Belediye başkanı yoldan geçiyor. Allah'ım çöle mi düştüm? Bu kutup ayısı borluğu neden? Evet, Güzide beldemizin Güzide insanları yani halk. Nasılsınız? Vallahi sayın belediye başkanım biraz kötüyüz. Neden derseniz camlardan sorumlu müdürümüzü işten kovmuşsunuz. Ve biz vatandaş olarak çok üzgünüz, mutsuzuz ya. Camlardan sorumlu. Ya bizim böyle bir uygulamamız yok ki maalesef. Yok mu? Yok, tabii yok ama sorun bir niye yok? Niye yok? Hemen de sordum. Ben buranın belediyesi mi dedim? Ben sana buranın belediyesi... Sanki ben öyle bir şey mi söyledim sana? Buranın belediyesi mi? Japon belediyesi bu, Japon. Evet, Japonya. Ben başladım oradan silmeye. Hindistan, Pakistan, her yere. Bütün camları tertemiz yaptım, buraya geldim. Japon, Tokyo Büyükşehir Belediyesi çalışanıyım ben. Ha? Dilinizi de öğrendim. Merhaba. Size yemin ediyorum, çocuğun kıyafeti gördüm dedim ki, bu dedim Japon dedim ya. Bu kadar dedi, kıyafetten dedim ben Japon dedim yani. Evet. Ah kıyamam, bu yabancı ondan derdini de anlatamıyor zar. Japon bu Japon. Japon. Bir dakika. Aga, sen madem Japonsun, niye gözlerin çekik değil? Çok güzel bir soru abi. Öncelikle bu soru için gerçekten sizi tebrik ederim. Şöyle ki, benim gözlerim çekik değil, doğru, çıkık. Bende göz çıkığı var. Göz çıkığı ne ayol hayatımda duymadım. Ay sanki sana yalan borcum mu var teyze? Ne uyduruyor muyum ben? Göz çıkığı çağımızın vebası. Üstelik tedavisi de yok. Bak vallahi alay etme başına gelir. Allah korusun yavrum göz bu. Ay bir çıkıkçıya mı götürsek? Neden oluyormuş ki bu illet? Abi kaynaklı göz korkusundan. Yemin et ulan. Gözünün çıkık olduğuna dair yemin et. Hadi. Abi Japonluğumun üzerine yemin ederim ki. Sevgili Güzide halkım, Güzide beldemin Güzide insanları. Merak etmeyiniz ki Japon Büyükelçisi'ne SMS attım birazdan burada olurken. Niye attın ki ya? Ne gereği var? Boşuna kontörün gidecek. Aa. Sevgili Japon Büyükelçim efendim, hoş geldiniz Güzide beldemize. Efendim sizi bir ara belediye binamıza çay içmeye de davet ediyorum. Şimdi bu Japon Belediyesi'nden mağdur bir arkadaş var. Şu işi bir çözelim ne olur. Kurban sol bir saat bakalım. Maşallah bayağı da büyükelçi. Konnichiwa, kanki, genki desu ka? O şeyin kişi, iki kişi. O ne yaptın o işi? Bu adam Japon değil. Japon değilmiş. Büyükelçim çok teşekkür ediyorum. Belediye binamızda görüşmek üzere. Japon çayı da aldım sizin için. Çay, tai latte. Aynısı o, evet. Çok tatlı, çok tatlı. Japon değil dedi. Japon değilim, evet.
Bak işte ya, her şeyi bana anlattı. Çünkü ben CIA ajanıyım. Al işte bak ya. Abi bütün kimliğimi açığa çıktı. Ne olacak şimdi? Break Corporation. Ya mutlu musun şimdi? Mutlu musun? Ha tamam, ben şimdi anladım. Gizli görev için Tokyo Belediyesi'nden kovulup aç kalmış homeless kılığına girmişsiniz. Ağzımdan aldın, yemin ediyorum. Tam bravo, işte bir zeka böyle bir şey. Aynen öyleyim. Aha. Oğlum bak, sen çok sallıyor gibi. Yemin ederim sallıyorsun. Eğer sallıyorsan seni böyle sallama çay gibi alır, sallarım, sallarım. Zira benim damar sahibi insanım ben. Bak çok sinirliyim. Ya ne ya? İşte CIA'denim diyorum. Ne var? Sanki ajan mı tanıyorsun? CIA falan biliyor sanki. Sor, ajan tanıdığın varsa sor. Çocuğum, benim torun CIA'de ajan. Hadi ya oğlum. Vallahi. Aha. Tezahürüm böylesin. Ben bir çağırayım. Sordurtturalım, beyefendi de içeri alsın. Nesut yavrum. Ya torunu CIA'de, ay artık o neymiş ya? Hah, aslan ya. Aslan ya. Ya anneanneciğim, görevdeyken seslenme demedim mi ben sana? Ay, neresinin canı? Bak bak, burada bir tane ajan arkadaş varmış. Gidin bakayım, tanışın, kaynaşın, hadi. Aa, ben bunu tanımıyorum ya. Bu ajan falan değil. Aa, ajan değilmiş. Yemin ederim. Şu anda seni kuşbaşı olarak doğrayacağım. Bak küşlemene de ayrı yürüyorum, öyle düşün yani. Ya tamam, bana işte her şeyi açıklattırıyorsunuz ama ya. Bunlar tanımaz beni tabii. Ben şimdi çok gizli bir bilgiyi Pentagon'a ulaştırmakla görevlendirildim. Sonra ama vuruldum. Bir tane de Rus ajan var, Dimitri. Bu çok hain biri, onu Jude Law oynuyor. Ondan sonra bu paraşütle atladım, bornoza benziyor. Sonra işte buraya düştüm. Bunu da zaten bir Obama biliyor, bir ben biliyorum. Al işte. O öyle bir şey, o yüzden bilmezler, normal. Amerikan marşı mı? Lanadır! Sayın Başkanım, güzide beldemize hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Sizi belediye binasında da görmek isterim, çay içeriz. İnşallah. Tabii tabii. Hello. Öp çocuğum. Az. Ulan bize de filmlerde izletiyorlar, izletiyorlar. Bu marşı duyunca beynimize işliyor. Sonra biz de böyle selam duruyoruz ya. Kurban olayım Obama, burada senin ne işin var? Ajan Mesut mesaj atmış. Yukarıdan geçiyordum, uğradım. O zaman bir dakikanızı rica edebilir miyim? Bir özel bir şey konuşmak istiyorum da kendisiyle, bildiğiniz... Abi kurban olayım, sen de genç olmuşsundur. Hayatımın dayağını yemek üzereyim bir kız meselesi yüzünden. Hüseyin bizim ajanımızdır falan filan desene. Bak yemin ediyorum, Beyaz Saray'a gelir, çamaşır suyundan oranları bembeyaz yaparım. Ne istiyorsan yaparım. Hadi bir şey, bir el at, eli ver be hanım. Biz de genç olduk. Hüseyin bizim ajanımızdır. Bak. Evet. Ona iyi baktığımız için teşekkür ediyoruz. Ajanmış. Yani çok özür dilerim. Yani ben sizin günahınızı aldım. Beni affedebilecek misiniz? Bakarız ya. Abi. Abi Hüseyin, Obama. Abi şey, Hüseyin'le şeydi. Ben üstüne şey döküldüydü, vişne suyu döküldüydü okulda da. Ona içeri girdim, aldım onu. Dedim ki senin üstüne vişne suyu var dedim. Sen gel dedim, ben seni bir soyayım dedim. Onları bir güzel yıkayım, çitileyim. Ondan sonra sana güzel güzel giydireyim dedim abi. Yemin ederim başka hiçbir şey yok abi. Ben arkadaşımın üzerini temizleyecektim abi. Ulan ne güzel kurtardık biz buradan, açıklayın. Ne açıklıyorsun ya? Ne? Sen benim bacımın evinin içinde mi soyundun? Yok, ben soyunmadım. Ben soyundu ya. Ferda Anıl Yarkın soyundu. Vallahi bakma onun öyle akıllı uslu durduğuna. Acaba çok yaramaz şimdi bir insan böyle. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Hüseyin s**tın. Anladım. Bu Ferda Anıl Yarkın şey yaptı, geldi dedi, sen dedi bu bornozu giy dedi. Sen çık dedi, böyle hedef şaşırtmak için öyle yaptı. Vallahi tamamen olay bu yani. Hayır. Yapmadım. Ferda Anıl Yarkın, ulan herkes bu mahalleden geçiyor. Kardeşim, ben karşı apartmandan çocukları gördüm. Hüseyin, masum efendim. Ve ayrıca ben yeterli 4 yıldır birlikteyim. Ay canım Ferda'm, ne yapayım? Maşallah, maşallah. Bir problem yok yani, verdim gitti. Allah Allah, ona niye kızmıyorsun? Oğlum pırlanta gibi adam lan, Ferda Anıl Yarkın'dan bahsediyoruz. Aa, Ferda Bey, ben... İnanmayacaksınız ama sizin şarkılarınızla büyüdüm.
Doğrudur. Hatta o kadar büyüdüm, Amerika'ya başkan oldum. Maşallah. Sizin bir şarkı vardı. Nereye gidersen orada kal, portakal. Evet. Onu bir söylersiniz. Ferda Bey'cim, öncelikle Güzide Belde'mize hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Siz de bir ara belediye binasına çay içmeye bekleriz efendim. İnşallah, tabii. İnşallah. Ne demek? Belediye konseriydi falan aradan. İnşallah, ne demek? Memnun olurum. Hadi Ferda'cığım, söyle de şenlenek. Evet, o zaman mahallemi şenlendirelim biraz.
kadar geldim aşkım. Kavuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana. Anlatamadım derdimi, ağla gönlüm ağla. Yazık ettim.